Bu aslında bizim kendi içimizde geliştirdiğimiz ve şimdi de artık satışına başladığımız bir ürün haline dönüşmüş bir uygulama. Bizim için sayfa içi arama motoru şöyle bakıyoruz aslında. Şimdi Parakende de bildiğiniz gibi bir satış temsilcisi vardır ve bir mağazaya gidersiniz. O satış temsilcisine siz aslında derdinizi anlatırsınız, ne istediğinizi söylersiniz. Sayfa içi arama motorları da bir nebzede, bir noktada baktığınız zaman aynı bunun gibi derdinizi anlattığınız bir nokta. Yani müşterinizin size ne söylediğini, sayfa içi arama motorundaki o küçücük text box'ın içerisine ne yazdığını öğrenerek algılayabilirsiniz. Tabii buraya yazılan query'lerden sonra çıkan sonuçların ne kadar ilgili olduğunu, ne kadar doğru olduğunu ölçebilmek, ölçtükten sonra da bunları iyileştirebilmek, işte CTR'lar noktasında ya da dönüşüm oranları noktasında çok ciddi farklılık yaratıyor. Şimdi biz aslında şöyle büyük bir kayıp var. Long tail customer adı verilen, yani aslında asıl satın almayı yapan müşterileriniz sizin toplam cironuzun yaklaşık %70'ini gerçekleştiriyor. Hani baktığınız zaman bu müşterilerin oranı sayfanızı ziyaret eden toplam müşterilerin içerisinde %1,5, işte %2, 11-11 gibi özel günlerde %2,5'lar, 2,7'ler vesaireler gibi oranlarda kalıyor. Bu long tail customer'ların, yani buradaki müşterileri yakaladığınız zaman onlara bir şekilde doğru ürünü gösterip hızlı bir şekilde ve satışını gerçekleştirebiliyor olmanız lazım. Tabii bunu yaparken de müşterinin algısını da bir noktada yöneterek süreci tamamlamanız gerekiyor. Tabii burada hani bu tarz süreçleri gerçekleştirmek, bu tarz development'ları ürün haline getirip kullanılabilir hale getirmek yıllar süren bir ARGE. Bundan dolayı biz bunu aslında bir ürün olarak ortaya çıkarıp satışına başlamayı düşündük. Bu problemi biz relevancy problemini, yani müşteri bir şey aradıktan sonra, sayfada bir search yaptıktan sonra doğru ürünü görüp görmediğini nasıl sağlıyoruz? 5 tane özelliği olan bir uygulama ortaya çıkardık. Bunlardan bir tanesi bir analitik tool'u. Şöyle başlıyoruz. Yani herhangi bir şey ölçemiyorsanız bunu iyileştirme şansına sahip değilsiniz. Bundan dolayı da birinci aşama olarak biz bir ölçüm aracı ortaya çıkardık. Bunu birazcık anlatayım. Şimdi burada ISOS adını verdiğimiz bir skor öncelikle ortaya çıkardık. Internal Search, Overall Score. Yani bizim toplam search'ümüzün başarısı nedir? Bunu metrik olarak ne şekilde ölçebiliriz? Bunu yansıtabilecek bir skor ortaya çıkarmak istedik. Yani şunu duyarsınız, işte bizim search'ümüz kötü çalışıyor ya da iyi çalışıyor. Ne kadar kötü çalışıyor, ne kadar iyi çalışıyor noktasında çok böyle metrik olarak ifadeler kullanmak zordur. Burada yaptığımız şey, search'i etkileyen parametreleri belirlemek birincil olarak. Daha sonra bunların belli başlı karışımlarıyla diyelim, belli başlı oranlarda etkileriyle beraber bir skor ortaya çıkarmak. Bizim burada kullandığımız skorların içerisinde neler var? Örneğin bir arama yapıldıktan sonra müşteri kliye ne kadar hızlı gidiyor? Bu skorlardan bir tanesi. Ya da ne vardı? Örneğin arama yaptıktan sonra zero result rate'imiz ne kadar? Yani müşterimiz bir arama yaptı ve karşılığında bir sayfa çıktı. Bu sayfada kaç tane ürün var? Bu sıfır mı? Ya da çıkan ürün sayısı kaç? Bu başka bir metrik. Onun dışında arama yaptıktan sonra ilk kliye kadar geçen süre ne kadar? Bunların hepsini birleştirerek bir skor ortaya çıkarıyoruz. Ve bunların tamamı da örneğin 48.19 diye bir skor ortaya çıkmış. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu, bu 48 dediğimiz skor aslında sadece bu domaine özel bir skor. Yani bir firmanın 48 skoru başka bir firmanın 60 skorundan daha iyi olabilir. Çünkü buradaki birimler her firma için farklı farklı anlamları olacaktır. Burada gördüğünüz gibi kırmızı olan işte ISOS skoru, diğer parametreler de burada. Şu alttaki çizgi CTR, burada sistemin devreye girdikten sonrakini görüyorsunuz mesela. CTR buralarda gezerken bir anda yaklaşık 2 katına çıkmış. ISOS skorun gelişimini gözlemleyerek biz ne kadar iyi yapıyoruz, ne kadar yanlış yapıyoruz, sayfa içi arama motorumuzu geliştiriyor muyuz yoksa daha mı kötüleştiriyoruz gün geçtikçe, bunu görebiliyorsunuz. Ve bunların bir de alt kırılımları var. Yani diyelim ISO skorumuz düşmeye başladı. Bu düşerken bunu etkileyen faktörler nelerdir? Benim CTR'larım mı düşüyor? Yoksa zero result rate'im mi çok yükselmeye başladı? Veya sayfada geçen sürenin uzamasından dolayı müşterilerimiz satın alma yapmadan ya da herhangi bir ürünü kliklemeden çıkıyorlar mı gibi alt kırılımlarına da bakabiliyorsunuz. Onun dışında bu panelde başka neler var? Devam edelim. Müşterinin arama yaptığı kelimeler, bu arama yaptıktan sonra trendi, yükselenler, örneğin zaman içerisinde sizin tedarikçilerinizden size gelen ürünler var. Fakat sizin sektör bilginiz, yani ürün tarafındaki arkadaşların ya da satın alma tarafındaki arkadaşların sektör bilgisine göre satın almalar yapılıyor. Bu tam olarak pazarı takip edebiliyor mu, edemiyor mu? Bu noktada bir soru işareti var. Bunu çözmek için ne yapıyoruz? Yine müşterimize dönüyoruz aslında. Müşterimiz bize ne kadar çok şu üründen istiyorum demişse aslında satın alınması gereken ya da sayfada olması gereken ürünler bunlardır. Hani yine parakendeye bir dokunursak, parakende nasıldır? Normalde bir ürün yoksa sizde, işte bugünlerde şu çok soruluyor, bundan almam lazım gibi bir çözüm bulursunuz ama bir e-ticaret sitesini düşündüğünüz zaman yüz binlerce ziyaretçi, her birisinin yaptığı farklı farklı query'ler, bunların içerisinden tabii kelimeleri de query'leri de birleştirip doğru sonucu çıkartabilmeniz gerekiyor. Bu birinci bileşendi. İkinci olarak bu sistemin kalbinde bir search engine yatıyor. Bu arka tarafta kullandığımız bütün motoru kendimizin geliştirdiğimiz bir uygulama. Buradaki amacımız şuydu, kural bağımlılıktan kurtarabilmek. Yani şu şekilde arandığı zaman sonuçları böyle sırala, bu şekilde arandığı zaman sonuçları böyle sırala şeklinde kurallar vermek yerine bunları müşterinin davranışlarından, kliklerinden öğrenerek, zaman içerisinde hangi kategorilerin ön plana çıkarılması gerektiğini öğrenerek kendi kendine sıralamayı da değiştiren ve daha doğru sonuçlar çıkarabilen bir arama motoru yapmaya çalıştık. Buradaki amacımız da dediğim gibi çok fazla firmaların R&D kostunu, maliyetlerini yüklenmeden kullanabilecekleri bir ürün haline getirmek. Bu günümüzde çok yoğun olarak kullanılan bir özellik. Bunu aynı zamanda biz WhatsApp üzerinde çalışan chatbotumuza da entegre ettik ve çok yoğun kullanılan bir özellik oldu. Sayfa içi arama motoruna sıklıkla emojiler geliyor mesela. Ayakkabı emojisi, işte gülücük vesaire, bu tarz şeylerle de aramalar yapılabiliyor. Amacını bilmiyoruz ama. Çünkü yani arama motorundan ilk başta çıkan bir sonuç olmadığından dolayı yani ayakkabı gönderene ayakkabı çıkartabiliyoruz, tamam. Ama gülücük gönderene çıkartmamız lazım. Bu konuda hiçbir fikrimiz yok. Bir de fotoğraf göndererek de müşteri arama yapabiliyor. Yani sizin sattığınız ürünle alakalı çeşitli mecralarda sunduğunuz bazı görseller var. İşte dergi, gazete olabilir. Ya da televizyon reklamından fotoğraf çekip gönderenler de olabiliyor. Veya Instagram sayfanız ya da şurada örnekte olduğu gibi mesela bu Sefa Merve.com'da satılan bir ürün değil. Google'dan bulunmuş bir ürün. Bunun screenshot'ını alıp Sefa Merve'de buna benzer ne var diye sorguluyor. İster WhatsApp üzerinden sorgulayabiliyor, isterse sayfadan sorgulayabiliyor. Sefa Merve'de buna benzer bunlar varmış. Yani birebir aynı ürün yok ama görsel olarak benzer olan neler var dediği zaman bu şekilde karşısına ürünler çıkarıyor. Bunun dönüşüm oranları çok yüksek. Dediğim gibi bunu biz WhatsApp'ta chatbotumuzla kullanıyoruz. Yani müşteri bu chatbota soru sorarak ürün araması yapabiliyor, satın alma gerçekleştirebiliyor. Hatta yakın zamanda bir de Masterpass entegrasyonu yaptık. WhatsApp'tan hiç çıkmadan ödemesini de yapıp satın almasını tamamlayabiliyor. Burada yaklaşık %14, %13 gibi conversion rate'leri görebildik. Tabii bunu gerçekleştirmek için, yani bu özellikleri daha relevant sonuçlar üretebilecek bir arama motoru yapabilmek için hangi AR servislerini kullandık? Detayları var tabii ki ama bunun genel olarak bu şekilde söyleyebilirim. Birincisi, mobil cihaz çok fazla kullanıldığından dolayı, yani bizim sayfada yaklaşık %90 civarında bir mobil trafik var. Mobil cihaz kullanıldığı için mobil klavyelerde çok fazla yazım yanlışı oluyor. Bu yazım yanlışlarını düzeltecek bir spell check motorunun olması gerekiyordu. Burada spell check noktasında şu var, sizin yazacağınız yazım denetim servisinin sizin sayfanızın içeriğine özel olması lazım. Yani genel olarak işte Zemberek gibi mesela spell check şeyleri var, uygulamaları var. Ama onlar genel Türkçe için yazılmış uygulamalar. Sizin sayfanızın içeriğinde hiç olmayan bir şey varsa, bir kelime varsa onu düzeltmenin bir manası yok. Yapılan yazım yanlışını sizin sayfanın içeriğine göre düzeltiyor olması lazım. Didyumin servisi var. Didyumin servisi bu arada şu noktada belirtmem lazım. Sayfa içi arama motorları e-ticaret sitelerinde Google'dan gelen alışkanlıkla beraber kullanılıyor. Yani insanlar Google'da ne şekilde arıyorlarsa, orada nasıl bir tecrübe elde ediyorlarsa sayfa içi arama motorunda da onu görmek istiyorlar aslında. Hatta bulamayınca tekrar Google'a dönüyorlar. Ne arıyorlar sizin sayfanın içerisinde? Önce onu yazıp ondan sonra boşluk Sefa Merve yazıyor. Ya da işte mesela kitap yurdunu bilirsiniz. Yani search çok iyi çalışmaz. Google'a girerler genelde, bir şey kitabın adını yazıp ondan sonra kitap bölümü diye tamamlayıp o şekilde search yapılır. Bu Didyumin de aslında bizim birazcık Google vari olsun diye yapmış olduğumuz bir şey. Yani Google size nasıl soruyorsa bunu mu demek istediniz, size benzer arama yapanlar bu şekilde de aramalar yaptılar. Bunu sağladığımız bir servisimiz var. Autocomplete, genelde sayfalarda şey görürsünüz, yine içeriye yönelik bir autocomplete servisi görürsünüz. Bu aslında toplam search'ü %70'e varan oranlarda etkileyebilecek bir uygulama. Sizin müşteriniz daha henüz yazarken ne tarafa doğru yönlendirmek istiyorsanız onu karşısına çıkarabileceğiniz ve yazma süresini kısaltabileceğiniz bir servis. Bunun da yine sizin sayfanızın içeriğine özel olarak üretiliyor olması lazım. Onun dışında tag generator'ımız var. Onu bir örnek olarak göstereyim. Hani size şey dedim, search box aslında bir tezgahtar gibi, bir satış temsilcisi gibi müşterinizin ne demek istediğini algılayan bir yer. Örneğin müşteri şunu yazmış ya da siz ürününüzü bu şekilde etiketlemişsiniz, pembe kız çocuk matara diye. Bununla alakalı olarak search'ünüze gelen size artı internetteki diğer satıcıların ürün gamına baktığımız zaman ne şekilde etiketlenmiş, neler var diye baktığınız zaman size şu şekilde insight'ler çıkarıyor. Örneğin Frozen kız çocuk matarayla çok ilişkili bir kelime olarak çıkmış. Yani eğer siz bir matara satacaksanız ya da müşteriniz çok fazla matara arıyorsa, hem de kız çocuk matara çok fazla arıyorsa, sizin Frozen figürlü şeyler almanız çok daha yerinde olur. Ya da Tritan diye bir madde çok fazla aranıyor. İşte Tritan zehirli olarak bilinen bir plastik katkısı, tritansız olup olmadığını müşteriler merak ediyormuş. Onun dışında çelik olup olmadığı çok fazla merak edilen bir şey. Mililitre görüyorsunuz mesela burada. Demek ki insanlar bu aramayı yaparken, yani matara ararken çok fazla mililitresini de belirtiyorlar. 300, 500 vesaire gibi rakamlar da yazıyorlar. Hani bu bize neyi veriyor? Bizim müşterimiz ne arıyor? Ona baktığımız zaman işte tritansız arıyor. Frozen figürlü olan daha çok arıyor. Çelik olup olmadığını merak ediyor ve mililitresini mutlaka merak ediyor. Yani buraya baktığımız zaman bu aslında bizim müşterimizin aradığı şeyle ilgili hem ürün tarafına hem de içerik tarafına çok ciddi bir insight çıkarmış oldu. Tabii bunu yaptığınız zaman aynı zamanda neyi de sağladınız? Bir taraftan da Google'daki görünürlüğünüz artmış oldu. Yani servislere geri döneyim. Query Expansion, müşterinin yazdığı query'de aslında ne demek istediğini algılayıp o query'yi expand eden bir servis. Kendimizden bir örnek vereyim. Nike elbisesi diye bir arama yapılıyor Sefa Merve'de. Nike elbisesi olarak etiketlenmiş bir ürün yok bizde. Etiketlenmiş olsa bile içerik o kadar dinamik ki, yani arama motoruna şöyle bakın, çok dinamik bir içerik var, sürekli yeni ürünler geliyor, sürekli farklı ürünler geliyor, özellikle tekstil gibi bir alansa çok fazla değişikliğin olduğu bir alan. Burası çok dinamik, içerik tarafı çok dinamik, bir taraftan da arama uzayı da çok dinamik. Yani müşterilerinizin beğenileri sürekli değişiyor, sürekli farklı şeyler arıyorlar. Bu ikisini bir araya getirebilmek, özellikle manuel yapabilmek neredeyse imkansız. Query Expansion'da şunu yapıyoruz. Demin verdiğim örnekteki gibi Nike elbisesi diye aradığı zaman müşteri, Nike elbisesi karşılığında müşterimiz ne demek istiyor, deminki matar örneğinde olduğu gibi ne demek istiyor, bunu expand eden bir servis. Yani Nike elbisesi eşittir Sefa Merve müşterisi için. İşte kırmızı, dantelli, uzun, adiye elbise demek. Nike elbisesi diye bir arama yapıldığı zaman bunu demin söylediğim şekilde expand ediyoruz. Entity Recognition, NLP ile uğraşanlar bilir zaten neyin nerede geçer. Query'nin içerisinde bazı özel kelimeler olabilir. Yani özellikle fiyat belirtmiş olabilir müşteri ya da bir bedel belirtmiş olabilir. Bu query'i yaptıktan sonra işte sol tarafta ya da üst tarafta sizin filtreleriniz varsa bu filtrelerin seçili olarak gelmesini sağlayan bir servis. Müşteri örneğin 100 TL'ye kadar gibi bir şey yazdıysa gelen sonuçların 100 TL civarında olması lazım. Visual Similarity'de hangi ürünün hangisine benzediğini eğer bilirseniz bunları hem sıralarken doğru sıralamayı yapmak için hem de görsel bir arama olursa kullandığınız bir servis. Geçeyim. Şimdi Visual Recommendation aslında şeyle alakası yok, hani search ile alakası yok gibi gözüküyor. Ama birazcık böyle pazarlama bakışıyla baktığınız zaman mutlaka alması gereken bir özellik. Şöyle. Bir müşteri eğer bir şeyi satın alacaksa, bu birçok çalışmada kanıtlanmış bir gerçek, mutlaka karşılaştırma yapması lazım. Yani siz çürük domatesi koymazsanız eğer taze domatesi de satamazsınız. Bir tarafta onun karşılaştırma yapabileceği bir şey olması lazım. Visual Recommendation burada işe yarıyor aslında. Yani müşteriniz sizin 90 TL'lik bir elbise bakıyorsa, 100 TL'lik bir elbise bakıyorsa, onun yanına 110 TL'lik bir tane koymazsanız, görsel olarak benzer olan, onu satamazsınız ya da satış oranlarınız çok düşük olmuş olur. Bu görsel benzerlik search'ten sonra çıkan sonuçların bu mantığa göre, yani decoy marketing mantığına göre sıralanmasını sağlayan bir özellik. Ne kadar zaman kaldı bilmiyorum ama. Mesela bir örnek. Yani müşterinin nasıl baktığı ürün bu. Bu ürünün fiyatının 100 TL olduğunu düşünelim. Buna görsel olarak benzeyen karşılaştırma yapabileceği. Tabii bu her zaman görsel benzerlik olmak zorunda değil. Belki içerikle alakalı bir benzerlik olabilir. Ya da bir elbise olarak bakıyorsa işte pamukludur. Benzer olanın da mutlaka pamuklu olması gerekir. Hani kıyas yapabileceği şeyi, imkanı mutlaka müşteriye vermemiz gerekiyor. Yakın olarak bulduklarından bu 100 TL ise bunun 110, bunun 120 TL olması asıl baktığı ürünün satışını ciddi manada arttırıyor. Bir de ürünün içerisine, bunun Türkçesini çok sevmiyorum, tuzak pazarlama diye geçiyor ama burada bir algıyı düzeltme şeklinde biz bakalım. Yani şöyle bir sayfa hayal edin. Bir sayfa var. Bu sayfada bütün ürünler 30 dolar. Ve 30 doların da gerçekten iyi bir fiyat olduğunu düşünelim. Örneğin bu bir ayakkabı sayfası olsun. 30 TL ayakkabı satıyorsunuz. Bütün ürünler o sayfadaki 30 TL. Müşterinin algısı 30 TL'nin o sayfadaki en yüksek fiyat olduğu yönünde. Yani doğal olarak ne yapacak? Daha ucuzu var mı diye dolaşmaya başlayacak. Ve belli bir zaman geçtikten sonra da sayfadaki dolaşmasında muhtemelen sayfayı terk edecek. Şunu bilmesine rağmen 30 TL gerçekten çok uygun bir fiyat ayakkabı için. Bilmesine rağmen o sayfadan çıkma ihtimali çok yüksek. Yapmanız gereken şey şu, 30 TL'nin en yüksek fiyat olduğu algısını bir şekilde kırmanız lazım. Nasıl yapacaksınız bunu? Şu örneği hepiniz biliyorsunuzdur. Örneğin karşılaştırma yapılabilecek iki tane ürün var. Sadece boyutları farklı ama iki aynı ürün. Birisi 3 dolar, birisi 7 dolar. Bu şekilde yaptığınız zaman genelde insanların algısı 3 dolarlık ürünü seçme yönünde olmuş oluyor. Ya da her ikisinin 3 dolar olduğunu düşünürsek daha ucuzu var mı diye dolaşmaya başlıyorlar. Sadece bir tane farklı bir fiyat koyduğunuz zaman buradaki gibi yani 3 dolar, 6,5 dolar, 7 dolar. Bu ürünleri ben karşılaştırıyorum. Karşılaştırdığım zaman şurada bir fırsat var. Yani 50 sent farkla en büyük boyu alma gibi bir fırsat var. Benim asıl satmak istediğim ürün bu. Ve bunu satmak istemiyorum. Araştırmalara göre çok yüksek oranda, hatta 90'lara varan oranlarda insanların seçtiği ürün bu olmuş oluyor. Şimdi arama motorundan buraya kadar geldik. Birbirine ne kadar ilişkili diye bakarsak müşteriniz bir şey aradı, bir ürün aradı ve siz o ürünleri, sayfanızdaki ilgili ürünleri listeleyeceksiniz. Listelerken ilgililik sadece benzerlik olmamalı. Bunları da dikkate alarak sıralarsanız eğer çok daha doğru ve çok daha yüksek satış oranlarına dönüşebilir. Mail atmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa birkaç soru alayım. 3 ya da 4 soru alabilirim herhalde. 2 soru alayım o zaman. Soru yok. Teşekkürler.